kimi ayakkabıcı, kimi öğretmeni, kimi ise otomobil fabrikasında işçi. Ünlü isimlerin hayatları değişmeden önceki ilk meslekleri. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır her insan için. Bir anda bir kıvılcım çakar ve tüm hayatınız tamamen değişir. İşte sanat dünyasında bazı isimler var ki ünlü olmadan önce çeşitli meslek gruplarına ait sıradan insanlardı. Kim mi o isimler? İşte ilginç bir araştırma. Bir televizyon programında şöhrete kavuşan ve bir anda Türkiye'nin sayılı yıldızlarından olan Beren Saat, eskiden güzeller güzeli bir işletmeciymiş. Eğer o yarışmaya girmeseydi, hayatı değişir miydi? Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Yıldız Tilbe de ünlü olmadan önce birçok işte çalışmış. Ancak mesaisinin çoğunu çocuk bakıcılığına ayırmış. Sanırız çocukları o güzel sesiyle şarkı söyleyerek uyutuyordu. Sevgilim benim apaçık gizlim efendim kalbim. İlk defa şüphesiz güvendim, bana hoş geldin. Dizilerin ve sinemanın usta oyuncularından Oktay Kaynarca'nın yıllar evvel bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalıştığını biliyor muydunuz? İşte o yıllara ait bir fotoğraf karesi. Şimdilerde oyunculukta zirveyi gördüğü bir dönemi yaşıyor Ozan Güven. Ünlü olmadan önce toy bir delikanlı olduğu yıllarda bir ayakkabı mağazasında tezgahtarlık yapıyormuş. Ve yine o yıllara ait bir fotoğraf. Türk sinemasının tartışmasız en usta isimlerinden biri Şener Şen. Oyunculuğa adım atmadan önce öğretmen olduğunu biliyor muydunuz? Meğer Hababam sınıfındaki Buddy Ekrem karakteriyle mesleğini icra ediyormuş. Demek bu sınıfta okuyacaklar. Evet hocam. Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Sıraya gir! Hanımlar sizden de rica etsem lütfen sıraya girer misiniz? Buddy'ye bak, daha ilk günden kızlara poz atmaya başladı. Kalleş Buddy. Şener Şen öğretmenliğinin yanı sıra şoförlük, işportacılık ve fabrikada işçilik de yapmış. Komedi dünyasının kralı Cem Yılmaz, belki de şu anki mesleğine en uygun mesleği yapan tek isim. Karikatürist olan Cem Yılmaz, insanları o yıllarda sözleriyle değil, çizimleriyle güldürüyordu. Usta oyunculardan Halil Ergün de oyuncu olmadan önce çiftçiymiş. Tarla sürüp ürünlerini toplayan Halil Ergün, belki de o yıllarını çok özlüyordu. Müzik dünyasının hanımefendisi Candan Erçetin ise güzel bir arkeologmuş şarkıcılığa adım atmadan önce. Kim bilir ne kazılar yapmış, ne zenginlikler bulmuştur. Arkadaşlar nefretle, buna umut sebep diyor. Dizilerin ve sinemanın yeni dönemdeki yakışıklı isimlerinden Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilmiş. Ekmeğini taştan çıkaran Tolga Sarıtaş, şimdilerde genç kızları peşinden koşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı yıllarda şoförlük, spor eğitmenliği, bodyguardlık gibi birçok işte çalıştığını açıklayan Kerem Bürsin, harçlığını çıkarmak için zaman zaman tuvaletleri bile temizlediğini söylemiş. O da ekmeğini taştan çıkaran isimlerdenmiş bir zamanlar. Sanat dünyasının bir başka ünlü ismi Buğra Gülsoy aslında başarılı bir mimarmış. Şimdilerde pek ortalarda görünmese de
oyunculuktaki yeteneği herkes tarafından kabul edilen Nejat İşler de gençliğinde tezgahtarlık yapmış bir dönem. Sonrasında şans kapıyı aralayınca ünlü bir yıldız haline gelmiş. Sinemasının bir başka usta ismi Hülya Koçyiğit'in sanat hayatına balerin olarak başladığını biliyor muydunuz?